Burada bir noktaya daha dikkat çekmek gerekir. Tabi'in dini sahabeden öğrenecek. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hem bunu bir ihbar-ı nebevi olarak, gaybi haber olarak bize bildiriyor, hem de vakanın nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Sahabe-i kiram Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den kitabı ve sünneti öğrenmiş nesil olarak, tabii ki kendisinden sonra gelen insanlara, kuşaklara öğretmenlik, muallimlik yapacak. Onlar elimizde kitabullah var, bu bize yeter, sahabeye ihtiyacımız yok demeyecekler. Gidecekler bizzat sahabenin dizinin dibinde çökecekler. Onlara talebelik edecekler. Bu dini onlardan alıp kendilerinden sonraki kuşağa, kuşaklara aktaracaklar. Evet, olan da budur. Başından beri modern döneme gelene kadar bu ümmetin yaşadığı tecrübe de budur. Daha evvelde nakletmiştik, bir kere daha hatırlayalım. Selman-ı Farisi radıyallahu anh diyor ki, bu ümmetin sonra gelen kuşakları, önce geçen kuşaklarından doğrudan doğruya ilim alıp beslendikleri sürece bu ümmet hayır üzere olur. Ama önce geçen kuşakla sonra gelen kuşak arasında bir kopukluk olduğunda, ilim aktarımı konusunda bir kesinti olduğunda, işte bu en büyük fitnedir, ümmeti Muhammed için en büyük felakettir diyor radıyallahu anh. Şu anda da böyle bir durum yaşıyoruz. İslam dünyasının her bir parçasında ecdadımızla aramızdaki bağlantı muhtelif operasyonlarla kesilmiş. Bir yerde medreseler kapatılmış, bir yerde alfabeler değiştirilmiş, bir yerde başka başka şeyler olmuş. Dolayısıyla önce geçen kuşaklarla sonra gelen kuşaklar arasındaki o irtibat, o akım kesilmiş. Akım kesilince akamet başlamış. Bu bilhassa asleyn dediğimiz iki ilim dalında olmuş. Bu irtibat kopukluğu usulü fıkıh ve usulü din sahasında olmuş. Bu ümmet Mustafa Sabri Efendilerden sonra onlar tarih sahnesinden çekilince usulü din ve usulü fıkıh konusunda orijinal bir üretim yapamaz hale gelmiş. Baktığımızda özellikle modern dönemde bu iki sahada gerçekten de insana dehşet veren bir boşluk, bir zaaf, bir inkıta, bir ihmal var. Oysa bütün İslami ilimlerin temeli bu iki ilme dayanıyor. Mustafa Sabri Efendi merhumun ya da Zahid Efendi merhumun kelam usulü din konusundaki müktesebatını, mirasını bugünlere taşıyacak talebelerini göremiyoruz. Zahid Efendi'nin talebeleri var. Hadis konusunda işte Emin Saraç hocamız bunlardan birisi. Allah uzun sağlıklı ömür versin. Başka ülkelerde, ülkemizde ya da başka ülkelerde de hadis konusunda talebeleri var. Onların talebeleri var. Fakat usulü din ve kelam konusunda maalesef bu damar büyük ölçüde kurumuş durumda. Cenab-ı Hak akıbetimizi hayretsin.